İşte Vedat Muriç için golü Nizami miydi değil miydi? Şimdi burada bununla da Trabzon da düdükten sonra savunma oyuncuları bırakıyor topu. Yoksa vurdurmazlar orada zaten. Hakem düdüğü çaldı, herkes bırakıyor bak. Burada çaldı. Bak topa müdahale etmiyor kimse, bak bıraktı. Etmiyor mu? Başka görüntüsü var mı bunun ya? Pilottan hakemi görebilir miyim? Bende var. Sana gösterebilirim. Bende var. Sonradan hocam, maç sonu yayınında kullanılmış bir görüntü bana geldi. Sana gösteririm. Değiyor mu? Evet. Değiyorsa faul, değmiyorsa hayır, değil. Göstereyim ya. Görmeden şey yapma. Buyur. Tekrar tekrar işte gelecek. Bak. Bu görüntü. Kruse Uğurcan görüntüsü hocam. Bak şimdi. Bak. Kruse Uğurcan. Kesinlikle değiyor. Bak hakeme bakalım. Hakem nerede bakın. Sana da göstereyim. Sırayla göstereceğim çünkü. Pilottan gösterir misiniz? Pilottan. İleride gelmiş bizim arkadaşımız. Pilottan hakemi bir görebilir miyim? Evet. Ama bu görüntü niye yok? Göndermemiz. Ya çünkü maç sonu yayınında kameradan, arabadan geliyor. Canlı yayın arabasından geliyor hocam. Bak önemli görüntü. Kafaya çıkarken iki oyuncu. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Hocam hakem bizden iyi görüyor bak. Yapışma. Ne diyorum size hocam? Bak. Şöyle, şöyle görürsem anlayamam. Ama böyle görürsem anlarım. Böyle görüntüde faul. Böyle görüntüde çözemedim. Böyle görüntüde bir şeye baktım. Kalecinin formasına baktım. Şöyle bir dalgalanma oluyor. Kalecinin formasına baktım. Oradan biraz gidebilirsiniz cepheden. Ama bu görüntüleri getirin, milletin ağzına jiklet vermeyin abi. Bak şu görüntü net hocam, faul. Hocam peki sana bir şey soracağım. Net. Bence faul değil. Ama peki hocam. Çünkü şöyle görüntüyü gidiyor. Gördün mü? Gördüm. Gösterdim. Yani darbe var mı sence orada? Hocam. Peki. Bak. Tamam. Hayır. Hocacığım bir dakika ya. Tamam, darbe hocam. Var mı bırak. Kaleci ellerini kaldırdı. Hocam tamam. Değdiği zaman faul abi. Bunun yok bir şey. Nasıl değdiği zaman? Ya hocam ellerimi kaldırdım. Bana değdiği zaman faul. Tamam Gürcan. Bir daha söyleyeyim. Peki ellerimi hocam. Kaldırdım topa. Tamam. Bana dokunduğu zaman faul tamam, Gürcan. Tamam hocam. Bunun aması yok. Tamam bir saniye. Sen şimdi anlat. Bir saniye. Biz bu görüntü haricinde baktığımızda hakemin buradaki değmeyi görmesi mümkün mü sence? Görüyor zaten bak. Hocam kesitten görüyor Gürcan. Ben seni böyle görüyorum. Şöyle görürsem anlayamam diyorum hocam, ya. Bak, bak böyle görüyorum. Aynı pozisyonu göster. Kameraya bak böyle görüyorum bak. Benzer. Şöyle gördün tamam. mü? Biz böyle görüyoruz. Benzer. Yayıncı kuruluş baştan sonra şunu göstermiş şunu. Şunu göstermiş. Benzer pozisyon. Biz böyle gördük. Benzer pozisyon şeyde oldu. Galatasaray Rize kupa maçında oldu. Ya hocam bilmiyorum nereden nasıl bilmiyorsun hocam sen öyle bir şey söylüyorsun ki. Serkan 5 sene önceki maçı götürüyorsun onun da getirsene o görüntüydü. Allah Allah ya hep hangisi? Aynı numara ya. Galatasaray Rize maçında Rize'nin attığı. 5 sene önce. Abi 5 sene. Yok 6 sene falan oldu. Van Persie ile şey ya 2 hafta önce oynandı be abi. Ya arkadaşım bu pozisyon for. Galatasaray Rize maçı Allah yok Allah. Mu? Ha evet. Evet. Onu da kullandık. Hakem golü verecek. VAR'a gidecek abicim. Bakın bu pozisyon. Ha, bu da bir bakış açısı ha. Ben buna çok saygı duyuyorum. Bu erken çaldı düdüğü diyorsun. Evet. Sen bir adam bekle, görmüş. Bekle pozisyon bilsin. Ne görüyorsun? Ya yani görmüş buna, adam. Biz bile zor görüyoruz be abi. Ya biz yap, göremeyiz pozisyonu. Abi. Ya Gürcan Allah aşkına Türkçe konuşuyorum. Biz böyle seyrediyoruz. Adam böyle görüyor. Peki o abi. Görüyor. Peki biz abi. Görmüyoruz. Peki ama abi. Yayıncı kurmuş sonradan vermiş. İşte gördünüz. Ben sen hakem olsan şu teması faul verir misin? Hakikaten söyle yani. Ya Gürcan bir şey söylüyorum. Tamam ya. Veririm de abi. Tamam, dokunursan faul. Ben vermem tamam. Sen verme abi. Hakem olamazsın o zaman. Yani olmam abi. Zaten değilim. Hayalleri yıkıldı hocam. Gürcan abinin en büyük hayali önümüzdeki sezon FIFA ayda olmak. 50 kağıt kazanıp. FIFA olmaktı. Ayda 50 bin lira kazanıp FIFA kokatlı hakem olmaktı. Genç bir insanın seni, umutlarını kırdı. Seni seneye FIFA yapmayacağım Gürcan. Rahmetli babam hakemdi. Sonra gözlemci yaptı. Bana rahmet eylesin. Seni bana gözlemci geldi mi? Oğlum. Ha? Bana gözlemci geldi. Geldi mi? Baba. Tatlı adamdı ha. Hasta fenerliydi ama. Çok şey. Yani ben. Bana gözlemci geldi ben, baba. Ben hakem olsam. Pozisyonu bitiririm. Faulümü de veririm. Sonra varı beklerim abi. Hocam görüyorsam. Çok, niye, görmüş çok, çalmış adam. Hakem çok, doğru karar vermiş ya. Ben, hakem görmüş.
Kesitten görüyor çünkü. Ya gol ya Erman abi, gözünü seveyim. Fort yani fort. Aynı hatayı bence Galatasaray Rize maçını yöneten hakem de. Ya bilmiyorum hocam, şimdi o bana maçı nereden göreyim abi ya? Artık milyon tane pozisyon var. Şu pozisyon foul. Ne bileyim yani. Bu ya, görüntüden belki, çözemezsin. Belki, yan görüntü gelmiş. Belki Serkan Korkmaz getirirdi. Görürdük yani. Galatasaray pozisyonu konuştuk ya. Ya zaten veremeyeceğimiz, seyircimize izletemeyeceğimiz iki görüntüyü yan yana koyup mu değerlendirmemizi istiyorsunuz? Ben demin söyle gösterdik. Evet, onu kullanabiliyoruz. E tam Galatasaray kupa maçı zaten. Ha, kupa maçındakini mi diyorsunuz? Galatasaray Rize, evet. Burada karnına müdahale geliyor. Oo, ya. Oo, sert. Sert bir yanıt geldi size şeyden. Gürcan abi. O pozisyonda... Ali Palabıyık mıydı orada bak, dedi reji. Fark etmez. Ben hakemin tavrı bak, foul verir, görür, yanlış görür, şudur budur. Sıkıntı Uğurcan'ın yok orada. Karnına geliyor ama, müdahale. Ama bu pozisyonda... Şekli bozuluyor havadayken. Şöyle geçiyor. Tamam, foul versen abi. Sıkıntı yok. Foul vermesinde de sıkıntı yok. Golü ver. Ondan sonra ver foul'ü. Foul yaptı mı? Yaptı. Gözüküyor. Tabii siz göremiyorsunuz. Ya hocam. Ver golü abi. Hocam. Bir dakika. Çok böyle darbeli. Çok özür dilerim. Tamam. Foul diyeceğimiz pozisyon değil çünkü. Farklı cümlelerle. Varsakların çökmesi lazım. Dışarı. Gürcan abi şunu demek istiyor hocam. Hani offside pozisyonlarında hakem görüyor ama aslında ya gene de bir bekleyeyim diyor. Bitiyor pozisyon, kaldırıyor ya. Bu tip pozisyonlarda da diyor ki Gürcan Bilgiç, bunda bence haklısınız. Tamamlat. Belki yanlış gördün. Bekle diyor. Hay hay versin faulünü sonra. Sonra var desin ki buna, yanlış verdin, doğru verdin desin. Hocam, evet. Çünkü gol oluyor abi. Bir milletin, stil ya. Yani. Evet. Milletin kafasını karıştırıyorlar. Doğru. Şimdi bunu verdiler. Görüntü yok. Cephe. Ama yukarıdaki demek ki gördü. Dedi ki hoca temiz. Çaldığın doğru. Benim size doğru gösterdiğim açıyı, evet, gördü galiba. Tabii. Burada bir yaştan ama siz görüyoruz. Diyorsunuz o açıyı kamuoyuna gösterin. Gösterin abi. Onu niye saklıyorsunuz da sonra gösteriyorsunuz? Onu bilmiyorum. Orada haklısınız. Bak. Hocam belki yetişmedi. Bazen şöyle bir şey oluyor. Aynı anda 18 kamera yönetmenlerin de bir çift gözü var. Ya hocam Trabzon Fener maçında da 18 kamera yüksek. Bana bunu göster abi ya. Yok ben... Bunu göstermeyeceksin, neyi göstereceksin? Bahane herkesin olarak... kafası karıştı. Hocam bahane ben olarak... Ben habire adamın şeyine bakıyorum. Kalecinin şu formasına bakıyorum. Hareket var mı yok mu diye ya. %100 haklısın. Beni niye zorluyorsun? %100 haklısın. Müşteri her zaman haklıdır. Sana ben o tondan para veriyorum ya. Her açıyı ben göstermek diyor, zorunda. Ama ben de bir yandan empati kurarak, biz de yayıncı olduğumuz için. Şimdi biz de mesela çok kritik çeyrek final maçları yayınlayacağız Ziraat Türkiye Kupası'nda. Hatanın nereden kaynaklandığını biliyorum. Ha, ama sen haklısın. Yanlış anlama. Hani ben para veriyorum haklısın abi. Haklısın demiyorum. Haklısın. Herkesin kafasını karıştırıyor. Sen orada ne var ne yok görmek istiyorsun. Abi sonra gösteriyor mu? Bana gelenler var, bir de sallamışlar. Ama geç kalıyor bak. Şimdi herkes takip ediyor. Acaba o görüntüyü gördükleri zaman bu telefona yazı yazanlar utanacak mı? Arkadaşlar ben. Bak ben seninle abi, gidiyorum. Ben, bak nereden nereye geliyor? Abi ben sizinle aynı düşünmüyorum. Yani orada çok net böyle darbeli, o bozacak bir temas yok ya. Peki abi. Değme olabilir. Ama hava topuna çıkan oyuncuda en ufak bir dokunuşta dengesi bozulunca faul olmuyor. O da havada ama. İkisi de var. Ya hocam ben bu pozisyonda sizin yorumunuzu bir kez daha almak istiyorum ya. Kusura bakmayın. O arada bir hengameye gitti. Bir kere Gürcan'ın söylediği Galatasaray Rize spor maçındaki o pozisyonla bu pozisyon ikisi farklı. Tabii canım. A'dan Z'ye. Ya burada ben herhangi bir şeyi kollamak veya şey için söylemiyorum. Ya işte kararsız kaldı falan. Buna foul de verebilirsin, foul de vermeyebilirsin Serkan. Vedat Murucu'nun sağ dirseği de geliyor hava topunda. Hayır, mesela Rize maçında İsmail Hoca dedi ki kaleciye temas etti. Evet. Mesela Vedat Murucu'nun dirseği değil, Hüseyin orada çıkamıyor. Vedat Murucu'nun orada yani attığı golde bir foul yok. Orada bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yani normal top sekiyor. Vedat Muriç orada normal. Yani orada bir sıkıntı yok. Evet. Yarınki maçlara da bir bakalım. Hakikaten sonuçta itibariyle özetle söyleyelim. Hani Fenerbahçe'nin mesela Ersun Yanal demişti ya golü Nizami'ydi diye. Siz hani buna faul verilmeyeceği bileceğini söylüyorsunuz. Reha hocam. Foul değil ama öyle yorum. Foul verilmesine bir şey diyemeyiz diyorsunuz. Bak foul verilmese bir şey diyemeyiz. Foul de vermese yine bir şey diyemeyiz. Yine bir şey diyemeyiz. Gri bir pozisyon. Temas var. Foul kararına bir şey diyemeyiz. Çünkü temas var. Yani Kruse elleriyle topa çıkan kalecinin önünden bir kalça hareketiyle geçiyor.
konu da biraz bence temas ediyor. Bu Uğurcan'ın dengesini bozmuş olabilir. Arkadaşlar bunun yorumu yok ya. Bana anlatmayın. Yok mu diyorsun? Bunun yorumu yok abi. Öyle gri mri değil bu ya. Kıpkırmızı pozisyon. Bunun yorumu yok abi. Kaleci neler havada dokunamazsın ya. Dokunduğu zaman foul ya. Bunun yorumu yok ya. Gri mri değil bu. Kırmızı pozisyon. Çok net söylüyorum. Gri değil diyor. Kırmızı yani diyor. Yani istediğiniz kadar konuş. Evet.